bu şehre dair özel yatırımların getirilmesi için buradan tüm bürokrasiye, sayın valimize, sayın kaymakamlarımıza, sayın belediye başkanlarımıza, sayın milletvekillerimize, iktidar muhalefet, bütün milletvekillerimize buradan çağrı yapıyorum. Bir de bizim çok özel bir durumumuz var diğer illerden. İle özgü bile yapılabilir, bazı illere özgü. O da ne demek? Şu, biz ben bu konuda kanun teklifi verdim, bir dönüşü olmadı ama şunu da görmemiz lazım. 1 milyon 600 bin civarında nüfusa sahibiz biz. Resmi olarak 400-500 bin civarında Suriyeli nüfusumuz ama bunların 11 yıldır, yılda 5 tane çocuk doğuyor. Yani baktığınız zaman 1 milyona yakın nüfusa erdiler. Bu 1 milyon nüfusa da biz hizmet veriyoruz. Nerede? Ulaşımda, kanalizasyonda, suda, işte ne bileyim sağlıkta, her konumda burada hizmet veriyoruz. Çevrede, parklarda, her tarafta, okullarda, her yerde hizmet veriyoruz. Bunların bize ödenek ayrılırken 1 milyon 600 bin nüfusa bakarak bize ödenek gönderiliyor. 2 milyon 500 bin nüfus vardır denmiyor. Kişi sayısına göre ödeneğin gönderilmesi lazım. Misafir falan da hani misafir Suriyeliler diyoruz ama 11 yıl oldu. Yani o zaman misafir misafirliğini bilmeli. Yani biraz müsaade istemeli ya da buna bir formül bulmalı iktidarımız. Ya onları barış içerisinde kendi ülkelerine gönderebilmeli ya burada yaşayacakları refah sağlamak açısından bu şehirlere, yani yaşadıkları şehirlere, en fazla yaşadıkları şehirlere katkı sunmalı. Yani bak biraz önce söyledim, ticaretimizin de %30'u Suriyelilerde. Hem bizim ticaretimizi alacaklar, hem bize gelen ödeneklerin de yaklaşık %30-40'ını biz Suriyelilere hizmet olarak vereceğiz. Onların bu anlamdaki şeyini de göreceğiz. Bunun bir an önce dikkate alınması lazım. Önemli bir sorun bu sorun. Çok ivedi bir şekilde de çözüm ve bir ayrımcılık istiyoruz. Bu noktada pozitif ayrımcılık istiyoruz. Suriyelilerin yaşadığı illerde bu nüfuslarına bakılarak ödeneklerin buna göre gönderilmesi lazım. Ve bu şehirlerde hiç olmazsa hizmetin geri kalmaması için akaryakıt ve elektrik konusundaki şeylere KDV'lerin %1'e indirilmesi noktasında bir yeni bir mevzuat değişikliği getirilmeli ya da bir olanak sağlanmalıdır. Yoksa yani bu şehirde hizmet alma konumunda olan insanlara hizmet verme imkansızlığı doğmaya başlıyor. Yani bu şehri, bu şehirde yaşayan insanları refahını artırmak adına, ticaretini geliştirmek, turizmini geliştirmek, tarımını geliştirmek adına ciddi adımlar atmalıyız.